Merhaba sevgili izleyiciler, Ankara'dan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, bütçe görüşmelerinden tekrar merhaba diyelim. Maraton devam ediyor, devam ediyor ama maddeler üzerinden görüşmeler gerçekleşiyor. Dün aslında Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle bakanlıklar ve kurumlar görüşülmüş oldu artık. Bugün maddelere geçildi ama işte dün gördük o ayrıntıları da. Kimi portakalla geldi, kimi ejder meyvesiyle geldi, kimi çocuk beziyle geldi. Vatandaşın sorunları kürsüye de yansıyor. Bugün de yine neler damgasını vurdu? Asgari ücret günlerdir bekleniliyor. Ertelendi son buluşma, son toplantı. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Ne olacak? Buna göre mi bir rakam belirlenecek asgari ücrete yönelik? Bütün bunlar konu başlıklarımız arasında elbette. Bütçe mesaisi de aralıksız sürüyor dedik. Hemen konuğumuza dönelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuşil Gezdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi elinizde bu broşürleri görünce mutfakta yangın var. Rakamlara bakınca, enflasyon oranına bakınca ama bir taraftan durdurulamayan bir dolar kuru var. Yarın ne olacak onu da bilmiyoruz. Anlık gerçi bilmiyoruz. Yarın değil, bir saat sonra ne olacağını da bilmiyoruz ama bütçe görüşülüyor. Bütçenin bir anlamı mı kalmadı? Ne oldu bütçeye ilişkin? Bütçe bir kere öncelikle zaten bu enflasyondan dolayı aslında kabul edilmemesi gereken bir bütçe. Çünkü ciddi oranda %30, kimi kalemde %40 civarında, 35 civarında neredeyse bir erime var doların kuruna baktığınızda. Dolayısıyla konuştuğumuz bütçenin reel bir bütçe olduğunu söylemek de doğru değil. Peki ama bir taraftan da işte şimdi eridi bitti diyoruz. Bu bütçe aslında halkın bütçesi değil diye eleştiriler var. İşte saray bütçesi deniliyor muhalefet tarafından. Ama bütün bunlar aslında vatandaşa yönelik. Yani bütçe hakkı diye bir şeyden de bahsediyoruz. Asgari ücret açıklanacak. Evet. Ne bekleniyor? 5000'in altı olmaz diyor muhalefet. Ama işte 4000'li rakamlar konuşuluyor. Şimdi yarınki faiz kararı da var ortada. Ne olacak bilmiyoruz ama asgari ücrette bir tıkanma yaşanıyor şu anda. O da eridi. Açıklanmadan eridi bitti aslında. Şimdi iktidar aslında asgari ücret açıklanınca bir bayram havası olduğundan bahsediyor ama bir bayram havası olmadığını, bunun da bir sanal algı yönetimi olduğunu zaten vatandaş görüyor. Yani bizlerin görmesini, siyasetçilerin görmesini bırakın. Artık 7'den 70'e herkes bunu görüyor. Niye mi? Şimdi yani verecekleri zam ne olursa olsun, enflasyon bu noktaya geldikten sonra, kurlar bu kadar artıp her şeye günlük zam geldikten sonra hangi ücreti verirlerse versinler, vatandaşın bırakın bayram havasını, gerçekten yiyecek ekmeğe muhtaç halde daha da kötü bir sürece evrileceğini görmemek mümkün değil. Bakın biz alanda birçok illeri gezdik. Esnaf kaygılı. Ürünü ya kimisinin dükkanında ürün hiç yok gerçekten, çünkü yerini alamamış. Kimisi de ürünü var, diyor ki ya bunları hani satayım ama diyor satsam yerine yenisini aldığımda ettiğim kardan daha çok para koyup daha çok parayla bu dükkanı tekrar dolduracağım. Belki de hayırlısı bu diyor, düşünün. Yani ürün satamamaya belki de hayırlısı bu diyecek hale getirdiler insanları. Dolayısıyla bugün hangi bayram havasından bahsediyoruz bilemiyorum ama bu enflasyonun getirdiği sürece baktığınızda, bakın biz şunu ben göstereyim, belki siz de size de bırakırım, takip edersiniz. Mutfakta yangın var diye gerçekten boş tencere, vatandaşın tenceresi boş, kalem kalem her şeyin fiyatını burada 2020'de neydi, 2021'de evet, ne oldu diye. Evet. Ki bunu biz 2 hafta oldu, 2-3 hafta oldu şey yapalı, çıkaralı. Muhtemelen daha da fark etmiştir bundan. Bir menemenin fiyatında bile neredeyse %50'ye yakın bildiğiniz domates, zeytinyağı, biber, yumurta. Yani bundan olan en basit bir yiyeceğin, insanın hani belki atıştırmalık bile diyeceği noktada bir lüks yemeğin bile ama. Evet, lüks %50 artışa uğramış. Yani bu vatandaş istediğiniz asgari ücreti zamı yapın, hiçbiri bu vatandaşın hayatını, sürecini, refahını sağlamayacağını çok net gösteriyor zaten. Dolayısıyla bunu tartışmak bile bana aslında komik geliyor. Çünkü ortada bir dram var.
yaptıkları zam her halükarda gene bu enflasyonla eşitlenip bugünkü durumları neyse belki daha da kötü noktaya gelecek yere getirecek. Yani şimdi burada işte TÜİK marketinde fiyatlar diye belirlenmiş. Evet evet. İşte ürünlerin mesela sebze, yani karnabahara bakıyoruz burada 2020'de 4.70 lira, 2021'de 10 lirayı geçmiş, daha doğrusu %124 bir artış. Bir de dikkat ettiyseniz, bu şimdi hani geçen yıl bu yıl diye kıyaslıyoruz ama geçen ay bu ay diye baktığımızda da artık çok farkını görmeye başladık. Evet. Yani hepimiz alışveriş yapıyoruz işte, gidiyoruz evet. markete ama artık herkes kendisinden anlamaya başladı böyle bir ciddi bir sürecin içinde olduğumuzu. Yangın nasıl sönecek peki? Ya yangının sönmesi tabii ki bu iktidarın gitmesiyle olacak. Bakın şimdi tedavüle girdiğinde 131 dolar olan 200 liralık banknotlar bugün 14 dolara gerilemiş. %89 değer kaybetmiş yani. Korkunç bir şey. %90 neredeyse. Yani bu çok önemli bir rakam bence. Aslında Türkiye'nin ekonomisinin nereye gittiğini görmek için. Ve herkes aç, işçi aç, işsiz aç zaten. Emekli aç. Emekli haykırıyor. Bunca yıl biz çalıştık diyor. Hala vergi ödüyoruz. Öteki taraftan geçinemiyorum diyor. Öteki taraftan baktığınızda ülkede genci aç, yaşlısı aç, herkes aç, işsiz, istihdam alanı yok, gençler yurt dışına gidiyor. Sonuçta hani hakikaten bıçağın kemiğe dayandığı bir ekmek nokta. Ekmek kuyruklarını görüyoruz işte. Hep böyle eski bu... Türkiye diye bazen yansıtılır işte grup toplantılarında iktidar tarafından ama şimdi onun daha fazla bir şeyini yaşıyoruz gördüğümüz zaman. Buğdayı bile yurt dışından alıyoruz. Düşünsenize bu hale geldik. Biz dünyanın ilk onunda olan tarım ülkesiydik. Bu hale geldiysek aslında zaten... Belki vatandaşımız da tabii görüyor, ne olacak, yangını nasıl söndüreceğiz? Elbette yurttaşlarımızı artık kandırmaları mümkün değil. Gelinen nokta belli. Belli rantların kime sağlandığı, kimlerin ceplerinin doldurulduğu, kimlerin konfor içinde yaşadığı, marketlerden yokluk yok deyip voli voli alışverişler yaptığı ortada. Ama o vatandaşımız değil, yurttaşımız değil. O bir gerçek. Sonuçta bu tabloya baktığınızda nasıl getiren halkımızın iradesi ise götüren de halkımızın iradesi olacak. Siz yine zaten hemen her konuşmacı muhalefetten erken seçim çağrısını da yinelemiş oluyor. Tabii yani olmak zorunda. Kesinlikle erken seçim olmak zorunda. Çünkü bu ülke yönetilemiyor ve savruluyor. Daha vatandaşımıza, yurttaşımıza eziyet etmeye gerek yok. Madem çok güveniyorlarsa kendilerine, bence erken seçimden çekinecekleri bir şey de yok. Sandığı getirecekler. Vatandaş ne istiyorsa demokrasinin gereği olarak, ki onu da bayağı hırpaladılar demokrasimizi, ama gene de demokrasinin gereği olarak milletin iradesine saygı duymak zorundalar. Hep birlikte erken seçimi biz bütün bileşenlerle talep ediyoruz. Ve gerçekten halkımızın iradesine göre yeniden bu ülkeye emek verip ayağa kaldırmak, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, işte madenlerinde, her alanda üreten, her alanlarında eşit paylaştıran, halkı kucaklayan, ekonomik anlamda, kültürel anlamda, sağlık anlamında, her anlamda bir ayaklanma, belki ikinci bir kurtuluş savaşı olsun istiyoruz. Ve inanıyorum ki halkımın teveccühleri zaten peki şimdi yeni modeller yani hani siz sahadasınız zaten ama hani halk da erken seçim istiyor mu diye artık sorduğumuzda evet diyor zaten siyasetçiler de. Yeni modeller uygulanıyor, işte bakan değişiyor, bir yeni model geliyor. Şimdi bir Cumhurbaşkanı'nın tekrar öne sürdüğü, işte yeni bakanın da onayladığı, dile getirdiği yeni model. Yeni model ya tutmazsa üzülürüm denildi mesela. Yani bu üzülerek telafi edilecek bir durum mu şu anda karşı karşıya kaldığımız? Ya şimdi zaten baktığınızda bakanların ya da makamlardaki kişilerin değişmesinin çok bir farkı yok ki. Sonuçta biz ne diyoruz? Diyoruz ki tek adamı
üzmeyecek istatistikler kurumu demiştim bugün. Şimdi gene tek adamı üzmeyecek vekil grubu diyeyim. Sonuçta istatistiğinden tutun vekilin konuşmasına varana kadar tek adamın yönettiği bir ülkede yaşıyoruz. Bakan değişse ne olur? Talimatla yöneten bir anlayış olsa ne olur? Olmasa ne olur? Bir kere sistem başlı başına bir sorun. Yani dünyada olmayan bir sistemi getirdik, koyduk, oylattık, öyle böyle getirdik ve şimdi içinden çıkılmaz bir kaosu ülkeyi sürükledik. Yani başkanlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde zaten bu şekilde uygulanmıyor ki. Dolayısıyla bakanların değişmesinin ya da hangi çareyi ararlarsa arasınlar, üretebilecekleri, gerçekten halka verebilecekleri bir bence şey yok, sonuç yok. Bugün şeyi okudum, kendilerinde üstadı olan Abdurrahim Karakoç'un şiiri vardı. Diyor ki, kış yakın, evde odun yok, tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok, çalışsa ne iş var ne cepte para. Vatandaş çalışsa ne iş var ne cepte para gerçekten. Yani ama hedef yoksullukla mücadeleydi. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadeleydi. Şükür artık asgari ücretliyi 4 maaşla aldı. Çünkü 10 bin liraya çıktı biliyorsunuz asgari ücretin sınırı, alt sınırı. 10 bin lira maaşla ancak 4 işte çalışırsa bir asgari ücretli bugün asgari ücretli olarak sayılabiliyor. Onu bile artık asgari ücretli sayılmaz hale getirdiler reel anlamda baktığınızda. Dolayısıyla yolsuzluklarla dediğinizde zaten görüyoruz, hala para basan her kalem basıyor, devam ediyor. Bunu hani burada programımız kısa olduğu için çok detayını açmıyorum ama yolsuzluklarla hiç bir şekilde mücadele edilmediğini halkımız biliyor, biz biliyoruz, sizler biliyorsunuz, görüyoruz. Dolayısıyla yasaklara gelince de valla yasakları yok eder gibi başlayıp daha yasaklayan bir anlayışa döndürdüler. İşte dün gözaltına alınan youtuberlar. Evet. Oysa doğru düzgün sokağın sesi de kısıtlanıyor. Sokağın sesi, evet, yani hani çünkü işlerine gelmeyen bir yere evrildiği için sonuçlar. Hatta ben bir süre önce kendim de takip ediyordum. Çok dikkatimi çekmişti. Çünkü sokakta direkt vatandaşı çevirip sorduğunda ya cevap vermiyor ya içinden o an ne geliyorsa onu söylüyor. Hani bu bir kurgu olması mümkün değil. Rahatsız etti onları. Çünkü vatandaşın gerçek sesini duymak zorunda kaldılar. Kendileri biliyor ama başkası duymasın diyorlar. Ama yani Sağır Sultan bile duydu. Artık yani duymamaları mümkün değil vatandaşın, yaşıyorlar içinde bizzat. Sokağın sesi kısıldı diyoruz ama aslında baktığımızda mecliste de hani süreler kısıtlı. Yani bir taraftan aslında sizlerin de sesini yani kıstılar demeyelim ama yani muhalefetin de süreler çok dar olduğu için o 5 dakikalık süre içerisinde ya da 10 dakikada hızlı bir şekilde aynen, konuların aynen üzerinden öyle geçmek durumunda, evet, kalıyorsunuz. Evet, aynen öyle, çok yoğun geçiyor ve aslında benim de bugün aklımda düşündüğüm konu buydu. Yani şöyle şu kürsüde bir rahat rahat konuşabilsek, yani içimizdekini dökebilsek, biz rahat konuşsak, halka rahat duygularımızı ifade etsek ama belli zaman dilimlerine tabii kıstırdığımız için ancak işin özünü paylaşabiliyoruz. Böyle şimdi bir taraftan da tabii yani bütün sektörlerde yine sıkıntılar mevcut. Sağlık sektörü, hekimler iş bırakıyor. Bir günlük bir iş bırakma eylemine gidiyor. Bir taraftan da işte hem özlük hakları ile ilgili istekleri, talepleri vardı. Bunlar karşılanmıyor. Mesai saatlerine yönelik ki canından olanlar oldu. Özellikle bu pandemi sürecinde biz hekimlere çok şey borçluyuz. Tam onu derken ama karşılığını alamadı o hekimler. Buna ilişkin neler söyleyeceksiniz? Çünkü hani siz de yakından takip ediyorsunuz bu süreci de. Evet. Evet, çok evet borçluyuz dediler ama hiçbir borcunu ödemediler. Gerçek hani bu, evet. Şimdi ben kendim de bir hekim, yaklaşık 19-20 yıla yakın İstanbul'un önemli bir devlet hastanesinde görev yaptım. İki sistemde de çalıştım. Hem bunların getirdiği performans sistemi hem de normal sabit ödeme olan sistem.
Gerçekten performans sistemi bir kere çok yaralayıcı bir hekim açısından ya da sağlık çalışanı, sağlık emekçisi, her onun hepsini bir bütün düşünürsek çok yaralayıcı. Çünkü doğru değil, yani doğru bir sistem değil. Sağlık dediğiniz şey işte böyle bakarsanız 5 dakikalara sıkıştırdığınız bir sağlık anlayışıyla yol yürürsünüz. Pandemi süreci savruldu, yönetilemedi. Ne kadar başarılıyız deseler de tablo ortada. Hep birlikte görüyoruz. Ve bütün sağlık bileşenleri aslında haklı olarak alandalar. Gelen yasa çünkü dar bir kısmı kapsıyordu. Ama sağlık bir ortak ekip işidir. Yani siz orada hekimi ayırıp, hemşireyi başka bir yana ayırıp, işte laborantı ya da sağlık işçisini ayrı ayrı yerlere ayırıp sınıflandıramazsınız. Hepsi aynı risk altındadır. Hepsi aynı uzun saatlerle ilgili mesaileri vardır. Hepsi aynı şiddet durumunun tehdidi altındadır. Yani baktığınızda bir bütündür ve yapılan zamın hepsine yapılması gerekir. Ve acilen de performans sistemi kaldırılması, sabit ödeme olarak iyileştirmelerin yapılması mutlaka şart. Talepleri bu yöndeydi. Gelecek için kaygı verici diyor. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Sabit ödemenin artırılması gibi başlıklar var. İnsanca yaşayacağımız bir ücret istiyoruz diyor. Aslında herkes bunu istiyor. Elbette. Özellikle yani şimdi insanca... bu insanlar bilim insanı. Bu maaşla evlerini geçindirmeyi bırakın. Sizce bilimin yeni gelişmelerini, yeni süreçlerini takip edip faydalı olabilmeleri mümkün mü? Yani bu durağan bir şey değil ki. Her gün yeni bir şey planlanıyor, yoluna giriyor. Ki zira kapımızda bir ilaç, malzeme sıkıntısı evet, var. Ya bu çok daha durma korkunç noktasına geldi. Ya evet, ameliyatlar yapılamaz noktaya gelecek böyle giderse çok yakın bir sürede. Ki bazı yerlerde yapılamıyor da geliyor haberleri. Dolayısıyla kurdan dolayı temin edilemiyor mesela birçok malzeme. Aynen ve yani tekrar burada ya da baktığımızda gene erken seçim mecburi, şart. Şart. Halkımızın sesini duysunlar. Biz zaten buradan söylüyoruz ama bize kulaklarını, gözlerini kapamışlar. Bir tek ağızları konuşuyor bize. Ama halkı bari duysunlar. Susmasınlar. Şimdi en önemli tabii konulardan bir tanesi asgari ücret. Şu anda gözlerimiz, kulaklarımız, herkes orayı kontrol ettirer durumda. Oradan gelecek haber ne zaman olacak bu toplantı? Bir taraftan da bütçede tabii herkesin gözü kulağı. Aslında o eridi bitti diyoruz ama yine de işte nereden ne, hangi bakanlık, nereye, nasıl vatandaşa ne sağlanacak diye bakıyoruz da elbette. Yarın öbür gün, şimdi Cumhurbaşkanı hatırlayacaksınız, bir yine hadi 100 lira da benden olsun gibi bir ifadesi vardı bir dönem. Şimdi bakarsınız yarın öbür gün yine bir müjde diye verebilir ama bütün bunlar günü mü kurtarıyor bir anda? Ha, ne oluyor yani, öyle mümkün bağlayalım. Değil. Bir kere müjde demesi çok saçma zaten. Hak yani öyle bir şey çıkar mı bilmiyoruz hakkı ama. Hakkı vermesi gerekir. Ki müjde deyip verici şey yıllardır sömürülen, yok görülen halkın hiçbir şekilde o yenilen haklarını geri getiremez bence. Çünkü yapabileceği artış belli bir yere kadar. Dolayısıyla onca yıl eksik bırakılan kısmı nasıl tamamlayacaklar? Bunu sormak lazım. Ben öyle düşünüyorum. Ve yine bir dörtlüğü okumak isterim izniniz olursa. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in, bugün meclise tam okuyamadım, buradan söyleyeyim. Onlara ayrılan süre bitti gerçekten. Yani bu iktidara ayrılan süre bitti ve aynen de Hasan Hüseyin Korkmazgil'in dediği gibi, topraksa paylaşılmış, kıyılarsa yağmalanmış, umut acizde, sana yokluk, sana yasak, sana dam, insan değil haşa, bir yağmacı soyu bu bıçak kemikte. Evet, bıçak kemikte. Bıçak kemikte, Hasan Hüseyin'in dediği gibi bıçak kemikte. Zaten sokak röportajlarına en çok yansıyan da buydu. Hani rahatsız etti diyorsunuz ya, belki de bu gerçekler işte rahatsız ediyor. Hemen herkes kürsüden inerken geliyor, gelmekte olan diyor. Gidiyor. Ama o sözünüz de bir dizilerde de kullanılıyor şimdi. Ve şimdi evet, geliyor gelmekte olan. O söz dizilerde bilinçli kullanılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama halk kimin geleceğini biliyor ve gösterecek.
Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Sağ olun. Gamze Akkuş İlgezi ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ile bütçe maratonunu konuşmuş olduk ama sağlıkçılar da tabii ön planda. Çünkü sağlıkçılar bir günlük iş bırakma eylemine gidiyordu demiştik. Daha öncesinden de bunu günler öncesinden duyurmuşlardı. Bugünlerde sağlıkçılar haklarını arıyorlar. Özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguluyorlar. Şimdi yeni ekonomi modeli tartışmaları da devam ediyor bir taraftan. Ve Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanının yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları vardı, anlatmıştı daha öncesinde. Temel amacı bu ekonominin kur avantajı ile yatırımların artırılmasına yönelik olduğu belirtiliyor ama bütün bunlar olurken vatandaşa ne yansıyor? Bize, size, herkese, öğrenciye, veliye, esnafa ne yansıyor? İşte bunun ayrıntıları yok bu yeni modelde baktığımızda. Bütçe mesaisinde dün çok tartışmalı geçti demiştik. Renkli mi, tartışmalı mı, gerçekler mi ortaya çıktı? Gerçekler maalesef ortaya döküldü. Çünkü çocuk bezi de vardı o kürsüde. Gübre de vardı, portakal da var. Dün ayrıntılı bir şekilde konuşmuştuk aslında. Ejder meyvesiyle bile gelen vardı. Hemen Burcu Köksal'a dönelim. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Dün siz kürsüde bayağı böyle bir şiddetli bir şekilde işte bunu anlattınız ama gecesi çok olaylı oldu aslında. Geceye döneceğim. Çünkü siz beşli çete dediniz. Size çete suçlaması geldi sonra. Hem de bunu yapan Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından geldi. Sonra bir atanmış seçilmiş tartışmasına döndü olay. Ne yaşandı dün, bir konuşalım dünü. Evet Elif Hanım. Şimdi AKP bu ülkedeki hukuksuzlukları, sefaleti, zamları, hayat pahalılığını, insanların bu hayat pahalılığı karşısında eriyen maaşlarını, yaşadıkları geçim sıkıntısını görmemekte ısrar eden bir parti. 19 yılda ülkeyi getirdiği nokta yokluk, yoksulluk ve işsizlik. Bunu da zaten herkes görüyor. Sokakta sürekli vatandaşlarla iç içeyiz. Çiftçisi, işçisi, esnafı, emeklisi, ev hanımı, her kesimle görüşüyoruz ve her kesimin de çok büyük sıkıntıları ve mağduriyetleri var. Biz de bu mağduriyetleri, onların yaşadıkları sorunları meclis kürsüsünde zaman zaman dile getiriyoruz. Şu anda da 2022 bütçe görüşmeleri var mecliste ve daha bakın yaklaşık 1,5 aylık süreçte daha onaylanmadan, meclisten geçmeden 1/3 eriyen bir bütçeyi konuşuyoruz aslında. 17 Ekim 2021'de bütçe meclise sunulduğunda o günkü dolar kuruna bakıyoruz. 9 lira 26 kuruş. Ve bütçenin o günkü dolar kuru karşılığı 203 milyar lira 860 milyon lira şeklinde 203 milyar 860 milyon lira şeklinde Türk lirası karşılığı var. Peki bugün baktığımızda dolar 14 lirayı geçti ve bütçe 136 milyar 640 milyon dolara düştü. Yani bugün 1/3'ünün nasıl eridiği ortada oluyor. Üçte biri, üçte biri erimiş durumda ve açık verecek. Şu anda ek bütçe kanunu görüşülmeye, dillendirilmeye başlandı bile. Böyle bir tablonun içerisinde her gün neredeyse artık saat başı zamların geldiği bir ülkede, insanların marketlerde veya alışveriş merkezlerinde sadece etiket değiştirmek için bile eleman aldığı bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ve bu yaşananları, insanların yaşamış olduğu geçim zorluğunu, maddi sıkıntıları ve bütçede bir türlü yer bulamayan vatandaşın sesini duyurmak için kürsüye çıktım. Çünkü şunu biliyorum, anneler bebeklerine mama alamadıklarını, artık bebek mamalarının marketlerde kilitli bir şekilde satıldığını söylüyorlar. Artık alamıyoruz. O kadar değerlendi ki bu mamaları bile artık hani çalınmasın diye market sahipleri çok değerli gördükleri için kilit altında tutuyorlar. Düşünün ne kadar büyük zam geldi diyorlar. Bebek bezini artık bazı marketlerin taneyle satmaya başladığını, çocuklarına paket halinde alamadıklarını söylüyorlar. İşçilerle görüşüyorum.
asgari ücretli çalışanlar asgari ücretle artık evlerini geçindiremediklerini, borçlarını borçla ödemeye çalıştıklarını söylüyorlar. Çiftçilerle görüşüyorum ki dün meclis kürsüsünde de gübreyi ve yemi bu yüzden çıkardım. Bugün bakın üre gübresi, tam ekim zamanlarındayız. İnsanlar ekimlerini yaptı. Çiftçiler ama üre gübresini atamıyorlar çünkü çok pahalı. 700 geçen yıl 150 lira olan gübre 750 liraya çıktı. Yem alamıyor üreticiler. Yem alamadıkları için hayvanlarını kesime gönderiyorlar. Yemin çuvalı 250 lira. Belki şu anda şu konuştuğumuz dakikalarda artıyor, bile hatta zamlanmış olabilir. Peki yani, bir anda böyle bir çeteye döndü iş yani, evet, tartışma. Evet, o nasıl bunları, oldu? Bunları siz beşli çeteden dediniz evet, ifadesini kullandınız, tırnak şimdi, içinde söyleyelim. Bütçede emeklisi, işçisi, çiftçisi, esnafı, annesi, hiç kimsenin hak ettiği karşılığı bulamadığı, hak ettiği desteği alamadığı bir bütçe yapılmış. Ama bütçede bir aslan payı var. Birileri memnun. O memnun olan da işte bu bahsettiğimiz beşli çete ve saray. Sarayın bütçesine baktığınızda artmış. Mesela İletişim Başkanlığı %60 oranında bütçe artırımı yapılmış. İletişim Başkanlığı ne iş yapıyor Elif Hanım? Kusura bakmayın ama yandaş medyanın yapacağı algı veya işte yandaş gazetelerde atılacak başlıklar dışında bir iş yapmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yatırım yapıyor mu? İstihdam sağlıyor mu? Üretim yapıyor mu? Hayır. Ama bütçesi %60 artırılmış. O memnun. Cumhurbaşkanlığının giderlerine fazlasıyla ödenek ayrılmış. Onlar memnun. Bir de memnun olan başka bir kesim var. 5 tane müteahhit. Bunlar kamuda bütün ballı ihaleleri alan, verilen yolcu garantisiyle, araç garantisiyle her yıl servetlerine servet katan insanlar. Ve bu garantiler de dolar ve euro bazında verilmiş. Yani döviz bazında. Türk lirası bazında verilmemiş. Daha da memnun oluyorlar. Kesinlikle. Her geçen yani gün. Döviz öyle arttıkça, döviz arttıkça daha çok para kazanıyorlar. Bugün siz geçmediğiniz köprü için, uçmadığınız uçak için, binmediğiniz yüksek hızlı tren için verilen yolcu garantisi, araç garantisini bütçeden ödüyorsunuz. Mesela, ama şimdi siz bunları söylediniz ya işte Fuat Oktay diyor ki mesela hem sizi şov yapmakla suçladı orada, hem de evet kullandı, hem de şu ifadesi vardı, onu hemen söyleyelim. Diyor ki önce kırıp döken, sonra helalleşmeye çalışan klasik CHP dedi. Ondan sonra çete üyesi diye söyledi, evet, size direkt doğrudan yani size evet, söyledi bunu. Sonra işte tabii çete üyesi diyemezsiniz vekilimize filan, bunun tartışması uzadı. Ama bu ifade niye rahatsız ediyor bu kadar? Yani şov mu yaptınız orada? Hayır. Bunlar şov şöyle, muydu bu bakın, ifadeler? Bakın bunlar bu 5 çete dediğimiz beşli müteahhit grubu Türkiye'de her yıl gelen bütçede en güzel payı, aslan payı dediğimiz payı alan, oturdukları yerde zenginleşen insanlar. Mesela bir Zafer Havalimanı var. Evet. Kütahya'ya açıldı. Afyon Karahisar'ı açacağız diye benim memleketime insanları kandırıp Kütahya'ya açtıkları bir havalimanı. Bu havalimanı için verilen yolcu garantisi %99'luk bir yanılma payı olmuş. Yani siz 1 milyonun üzerinde yolcu garantisi vermişsiniz. Uçan yolcu sayısı 8900. Ve bu yıl sadece Zafer Havalimanı için müteahhite ödenecek, yani işletmeci şirkete ödenecek para 91 milyon lira. Bu para hepimizin parası. Bu para bizim vergilerimizden kesilen para. Bu para bütçede milletin parası. Bunun gibi birçok verilen garanti ödemesi var. Bu ne demek Elif Hanım? Yani bir sektörde zarar edeceğinizi bile bile, bir sektörde devletin zarara uğrayacağını bile bile, bunu öngörerek özellikle birilerini zengin etmek için verilen garantiler. Millet sefalet içinde yaşarken, millet artık kemer sıkmaktan bir hal olmuşken, bir taraf hiç durmadan parasına para katıyor. Burada ama çok işte büyük bir adaletsizlik. Bu kadar? Yani bu konu açıldığı an niye bundan çok rahatsız oluyorlar? Çünkü yandaş. Size. Bu müteahhitlerin hepsi yandaş. Ne zaman çete ifadesi kullanılsa bir tartışma rahatsız çıkıyor. Oluyorlar. Bu müteahhitlerin avukatlığına soyunuyorlar. Bunları savunmaya kalkıyorlar. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz seçilmiş insanlarız. Orası halkın meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizi vatandaş seçti. Temsil görevi verdi. Oraya gönderdi. Onlar ise saray tarafından, tek adam tarafından görevlendirilen bir teknokrat. Ben öyle görüyorum. Çünkü seçilmediler.
atandılar. Bir kişi onların o göreve gelmesine karar verdi. Ama bizim bu göreve gelmemize karar veren millet. Dolayısıyla burası millet meclisi. Millet meclisinin kürsüsünde de milletin sıkıntılarını, bizim birinci önceliğimiz milletin sıkıntılarını konuşmak, o sıkıntıların çözümü için mücadele etmek, ikinci görevimiz de kanun çıkartmak, yasama faaliyeti yapmak. Şimdi bu faaliyetlerimizi yerine getirirken de dolayısıyla milletin yaşadığı açlık, yoksulluk, işsizlik, geçim zorluğunu, biz şu anda Türkiye'nin en büyük sıkıntısı ekonomik kriz, ekonomik sıkıntılar. Biz bunu millet meclisinin kürsüsünden yansıtıyoruz ve diyoruz ki millete vermediğiniz bütçe, milletin hak ettiği payı alamadığı bütçe aslan payı olarak garanti ödemelere gidiyor. Yandaş müteahhitlere gidiyor. Bu yandaş müteahhitleri hepsi çok seviyor. Hepsi çok memnun. Artık aralarında nasıl bir bağ var, nasıl bir ticari ilişki mi var, ne var onu bilemiyoruz. Siz bazı örnekler de verdiniz, işte Türk Telekom'dan bahset diye söylediniz, evet, Fuat Oktay Akşam. Yin baştan bahsettim. CSE'yi de size iade ediyorum, evet, demiştiniz. Evet, şimdi tabii biz... Temiz bir dil kullanmadığınızı bir dil söyledi size. Ama kendisi... Uyardı, o şekilde bir uyarı geldi size. Biz Elif Hanım... Bu 5 müteahhite 5'li çete diyoruz. Bütün Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Böyle kamuoyunda da bu böyle biliniyor. Dolayısıyla ama onun bizi itham ettiği şey, beni itham ettiği şey çok farklı bir nokta. Çete üyesi ki biz bu konuda kendisine karşı çıkınca ben tabii ki çok sinirlendim. Çünkü benim dedem İstiklal Savaşı gazisi. Bu topraklar için canını ortaya koymuş bir kahraman. Dedim ki İstiklal Savaşı gazisinin torunundan çete üyesi çıkmaz. Benim üye olduğum tek bir oluşum var. O da üyeliğini taşımaktan onur ve gurur duyduğum Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyim. Peki dedim, geçmişte FETÖ ile etle tırnak gibi olan, o FETÖ terör örgütüyle maklubeye kaşık sallayan kimdi? Geçmişte İmralı'da bebek katili terörist başı APO'yla masaya oturan kimdi? Bunları sordum. Sonrasında tabii bu çete üyesi gibi kavramına biz karşı çıkınca, hı hı, tepkimizi koyunca kendisi dedi ki ben bunu herhangi bir şahsa karşı değil, geneli ifade ederek ve bilinçli olarak da gibi ifadesini kullanarak kullandım. Herhangi bir şahsa çete üyesi dediğim söz konusu değildir dedi. Dilini düzeltmek zorunda kaldı. Şimdi buradaki temel sorun şu. Atanmışlar, meclise geliyorlar. Onlar tek bir kişi için çalışıyor. Tek bir kişiyi memnun etmek için uğraşıyorlar. Kendilerini o göreve atayan tek adam için. Dolayısıyla ne kadar çok Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırırlarsa ya da ana muhalefet partisine karşı ne kadar çok iftiralarla üzerine yürürlerse saraydan o kadar çok takdir alacaklar. Hı hı. Sarayı o kadar çok memnun edecekler. Ve bu hırsla biz 1,5 aydır burada bütçe görüşmesi yapıyoruz. Komisyonundan genel kuruluna kadar her yerde gördüğümüz genel tablo bu. Atanmış olan bakanlar seçilmiş milletvekillerine karşı son derece temiz olmayan bir dille, bazen hakarete varan cümlelerle hitap ediyorlar. Bu da şunu gösteriyor. Yukarıyı ne kadar çok memnun edersem bu koltukta öyle kalırım. Yani onların sorumluluğu millete karşı değil. Onların sorumluluğu kendilerini oraya atayan saraya karşı. Dolayısıyla onlar annelerin bebeklerine bez ve mama alamadığını bilmezler. Onlar çiftçinin hayvanına yem alamadığını, işte tarlasına gübre atamadığını, traktörüne mazot dolduramadığını bilmezler. Onlar asgari ücretlinin ya yeter artık insanca yaşamak istiyorum, maaşıma lütfen hatırı sayılır bir zam yapın dediğini duymazlar. Onlar emeklilerin doğalgaz, elektrik faturalarını yatıramadıklarını, ayın sonunu getiremediklerini bilmezler. Onlar iş kadro bekleyen işçileri, mağdur olmuş EYT'lileri bilmezler. Onlar vatandaşın gündeminden kopuklar. Onların bildikleri tek işte bir gündem böyle var. Tartışma çıkıyor. Aynen öyle. Çete yani tartışması. Sorun burada. Zaten tek adam sistemindeki en büyük sorun bu. Atanmışlar seçilmişlere karşı hükmetmeye çalışıyorlar. Seçilmişlere karşı saygıları yok her şeyden önce. Ama ve işte bu, insanlar bu çok görüyor acı. Ama yani hani belki işte mecliste zaman zaman bu sesler yükseldiğinde, tartışmalar olduğunda belki kesiliyor o yayınlar.
filan. Ama yine de vatandaş bir şekilde bir yerlerden işte takip ediyorlar. Biz de buradan duyurmaya çalışıyoruz. Konu neden hep çeteye geliyor diye sorunca da işte bebek bezinden uzaklaşılıyor, mamadan uzaklaşılıyor. Dolayısıyla evet, işte konu gündem çeteye değiştirmeye geliyor. Çalışıyorlar. Evet. Sürekli Burcu bir algı siyaseti. Çok... Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte efendim terör örgütleriyle yan yana göstermeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni sürekli karalayarak, iftira atarak bu yaşanan yoksullukları, işsizlikleri, ekonomik sıkıntıları, her gün artan hayat pahalılığını ve zamları örtbas etmeye çalışıyorlar. Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Siz tekrar genel kurula döneceksiniz. Sağ olunuz. Evet, dünkü o aslında eylemin hem yani gergindi, hem renkliydi, öyle anlar yaşanmıştı. Meclis kürsüsünde neler oluyor diye bir tekrar bir Burcu Kök salladı. Çünkü o anların ardından bir çete tartışması gelmişti işte. Muhalefet hep diyor ki beşli çete, beşli çete dedikçe de iktidar adına gelenler, atanmış olarak muhalefetin diliyle atanmış olarak oraya gelenler bunlar rahatsız oluyor diyor muhalefet partileri de. Peki şimdi asgari ücret tespit komisyonunun zam oranını açıklayacağı son toplantıya çevrilmiş oldu gözler. Dördüncü toplantının hafta başında yapılacağı ifade edilmişti pazartesi gününe ilişkin. Hemen konuğumuzu da alalım bu arada arkadaşlar. Evet, asgari ücret için önerisini açıkladı Cumhuriyet Halk Partisi. 5000'in altında kabul etmiyoruz diyor muhalefet. Genel olarak bunu söylüyor muhalefet partileri ama asgari ücret aslında şu anda çok konuşuluyor. Mecliste de bütçe görüşmelerinde de en çok konuşulan konu başlıklarından biri ama ne olacak? Çünkü eridi mi? Zaten açıklanmadı bile. Açıklanmadan, duyurulmadan eridi, bitti. Acaba öyle mi oldu? Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a hemen soralım. Hoş geldiniz. Evet, hoş. Açıklanmadan ama bitti mi? Ne oldu asgari ücret? Vallahi bu kadar bir muamma neden yaşanıyor şu anda daha doğrusu? Dün bir hesap yaptık da bugün değişmiş olabilir ama bir Aralık muhtemelen değişmiştir. Dün arasında her işçi açısından bir 13 dolarlık kayıp var. Şeye baktığımızda, aylık maaşa baktığımızda, dolayısıyla günden güne erimeye devam ediyor zaten. İşte bu rakam tartışmasını da anlamsızlaştırıyor. Ama hani şimdi yeni modeller sunuluyor. Yeni modeller olmazsa üzülüyorlar filan. Yani hani onu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Kim üzülsün? Biz mi üzülelim? Onlar mı üzülsün? Valla biz üzülme sınırını çoktan geçtik, onu söyleyeyim. Yani biz artık öfke sınırına geldik. Yani yıllardır bu iktidar tarafından her asgari ücret tartışması döneminde, her bütçe döneminde, her ekonomik kriz modelinde sürekli olarak kendisinden fedakarlık beklenen bu ülkenin milyonlarca emeğiyle, alın teriyle yaşayan insan açısından artık üzülme eşiği çoktan geride kaldı. Bayağı öfke birikiyor halkta. Onu söyleyebiliriz. Tabii de bu öfkeyi katlayacak açıklamalar yapmasalar daha iyi olacak. Yani bu kadar halktan yabancı olduklarını her seferinde kendilerinin göstermesine gerek yok. Ben bütün yurttaşlarımıza söylüyorum. Yani bu bakanın bakan olduktan sonra verdiği ilk röportaj gerçekten Türkiye siyasi tarihinde çok önemli bir belge. Hani ben özel bir çıkış aldım, sakladım, torunlarıma göstermeyi düşünüyorum bunu. Ömrüm vefa ederse. Bak, bu ülkeyi böyle insanlar yönetiyordu, böyle bir zihniyet yönetiyordu. Hani o günlerden bugünlere geldik diye anlatmak gerekir. Gerçekten hani halkla, bu memleketteki milyonlarca insanla aralarında hiçbir bağ olmadığını gördük. Hala dertleri şirketlerinde. Yani ekonomik durum bozulursa ben şirketimi kaybederim diyor. Hani hayatını kaybetmenin ne olduğunu hiç bilmiyor mesela. Ya yoksulluk ne anlama geliyor ki o zaman? Hani ya sanırım ne ki şöyle, bakana göre gibi bir şey hani çıkıyor burada. Hani bir söz var ya, kim nasıl yaşarsa öyle düşünür diye söylenir. Gerçekten şimdi bu bakan hayatında hiç asgari ücretle çalışmamış. Hiç işsiz kalmamış. Hiç evine ekmek götürememe derdini yaşamamış. Hiç işte çocuğu okula giderken harçlık verememek ne demektir? İşte hastalanınca doktora gitmek, gidememek ne demektir? Bunları yaşamamış. Öyle durduğu yerden konuşuyor. Ben artık çok eminim. Yani bunu birkaç gündür sürekli söylüyorum. Ya bunlar kendilerine hani Disneyland'lar vardır ya, böyle hayal dünyaları. Bunlar kendilerine bir sarayda Tayyipland kurmuşlar. Hepsi orada mutlu. Bütün dünyayı da kendileri gibi sanıyor. Yani işte atıyorum bu yıl 2 milyon dolar değil de 1 milyon dolar kazanınca üzülüyor bunlar. Oysa vatandaş açısından gerçekten boğazından ekmek geçmeden yaşadığı günler var. Tabii öyle bir kayıp biliyor da yaşamıyorlardır diye düşünüyoruz. Çünkü yani, döviz endeksi olarak gittiği için her şey herhalde çok iyi bir hal alıyor. Bu asgari ücret tespit komisyonuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Bence en önemli noktası bu. Bakın, şimdi bir masa kuruluyor. İşte hani kendileri de karar veremiyorlar, erteliyorlar falan, belli ki sıkışmış durumdalar. Fakat hiç kimse mesela niye şunu sorgulamıyor, onu merak ediyorum ben. O masada asgari ücretli bir kişi bile oturmuyor.
Yani o masada işçileri temsil eden kişi de aslında iktidar yandaşı bir sendikanın başkanı ve o da asgari ücretin en az 8-10 katı maaş alan bir insan. Çok basit değil asgari mi? Yani memlekette yok. 60 milyon %60'ını oluşturan asgari ücretlerden bir tanesi, hani yani bir anlam atfettiğim için değil o masaya, ama ya sembolik düzeyde bile olsa asgari ücret tartışılırken, hani 2021 yılını asgari ücretli olarak yaşayan bir yurttaş da orada otursa ve dese ki ben hani şunları yaşadım. Hı hı. Buna bile tenezzül etmiyorlar. Yani tamamen yani yukarılarda bir yerde hani deyim yerindeyse bize bir şey bahşetmek üzere toplanmış. Zaten masa topluluyor. Hep tartışılıyor. Yani masayı hani sendikalardan da tepkiler. Biz de olmak istiyoruz doğru diyorlar. Yani herkes söz sahibi olmak istiyoruz diyorlar. Hatta gerçekten bir işçi de oraya gelip belki oturmalı. İşte herkes olmalı orada. Ama bu uzun zamandır da tartışılıyor ki siz önemli bir noktaya dikkat çekmişsiniz. Hiç asgari ücret çalışan yok o masada. Yani, en önemlisi de o zaten. Gördünüz mü bilmiyorum. O röportajı bence en çarpıcı cümlelerden biri şeydi. Bakan Bey diyor ki 2800 liraya yaşanır mı ya diyor. Evet. Ya Sayın Bakan, geçen sene siz verdiniz bunu. Bu 2800 lira rakamını geçen sene sizin mensubu olduğunuz parti genel başkanınızın da onayıyla kabul etti. İnsanlara reva gördüğünüz şey bu. Yani kendileri bile aslında yaptıklarının nasıl büyük bir rezalet olduğunu farkında. Bakın ben bu meseleyi çok önemsiyorum birkaç açıdan. Bir asgari ücret tartışması yapılıyor ve bütün yurttaşlarımız bunu bilsin. Her ay 2005 yılına göre mukayese ettik biz. Hani bu iktidarın diyelim ekonomik krizi atlattık. Hani 2002'deki ekonomik krizi geçti. 2005'te iktidar koltuğuna daha rahat bir biçimde oturdu. O günkü asgari ücretle mukayese ettiğimizde her ay her asgari ücretli 10 çeyrek altın kaybediyor. Yani o gün 12 çeyrek altın alabiliyorduk asgari ücretle. Hı hı. Bugün 2 çeyrek altın alabilir duruma geldik. Bu açık yani her ay. Bakın bir. Yani 2005 yılında sizin miydi o sizin evet. Galiba bir röportajınızdan ben de not almıştım. 2005 yılında bir asgari ücretli maaşıyla 12 çeyrek altın alabiliyor. Şu anda 2 tane alabiliyor. Şu anda 2. O da bugün, yarın onu da alamayabiliriz. Yarın belki ilerse. Evet o bile. Bakın bu ama şimdi bu böyle söylenince bir şey ifade etmiyor da herkese şunu söylemek istiyorum. Her ay cebinizden 10 çeyrek altın çalıyorlar ya. Her ay cebinizden 10 çeyrek altın çalıyorlar. Bir bu. İki. Asgari ücret tartışması sadece ücret tartışması değil. Şimdi ben temel ihtiyaçlar ya da zorunlu ihtiyaçlar diye bir şey yapayım. Mesela asgari ücretle yaşayan arkadaşların hepsi kendisine evet. Sorsun. Maaşınızı aldınız. Elektrik faturanız var mı? Su evet. Faturanız var, doğal gaz faturanız var. Şimdi bunlar olmadan yaşayabilir misiniz? Yani elektrik faturası ödemeden yaşayamıyoruz. Hı hı. Su olmadan yaşayamıyoruz, doğal gazsız yaşayamıyoruz. Kira ödemeden yaşayamıyoruz, sokakta yaşamayacaksak. Hani daha uzatabilirim ama bunları bile karşılamayan bir asgari ücret var. Dolayısıyla mesela biz Türkiye İşçi Partisi olarak asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir düzeye çekilmesinin yanı sıra insanların, asgari ücretle yaşayan yurttaşlarımızın temel ihtiyaçlarının, zorunlu ihtiyaçlarının, yani yaşamını devam ettirmek için olmazsa olmazlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğini peki, söylüyoruz. Peki bu bir kişiyi ilgilendiriyor tabii, aslında tabii. Değil mi? Yani şimdi asgari ücret deyince bir ailenin geçiminden geçmişte bahsediyor. Geçmişte öyleydi. Yani kişi olarak, yani bir kişinin yaşayacağı şekilde geçmişte işte, şöyle tartışılırdı. 4 kişilik bir ailenin yaşayabileceği yani bir ücretti. Geçmişte öyle ama artık şimdi öyle bir şey, yani öyle bir şey yok. Öyle bir şey kalmadı. Şimdi devam edeyim. Mesela bütçeyle birleştirelim bunu. Bu çok önemli. Şimdi bütçe tartışmaları niye kritik? Bu bütçe vatandaşın verdiği vergilerden oluşan bir bütçe. Dolayısıyla iktidar bunu nereye harcadığının hesabını soruluyor. Ve iktidar önümüzdeki yıl bunu harcamak için bizden yetki istiyor. Halktan yetki istiyor aslında. Biz de bu yetkiyi vermemek için uğraşıyoruz. Neden uğraşıyoruz? Bakın bütçenin %35'i doğrudan vergilerle oluşuyor. %65'i dolaylı vergilerle oluşuyor. Dolaylı vergi ne demek? Yani böyle kavram olarak kullanınca bir şey ifade etmiyor. Evet, herkesin bir anlayacağı şimdi bakın, şekilde. Dolaylı vergi şu demek. Diyelim ki 2022 yılında 100 milyon lira gelir elde eden birisi de asgari ücretle yaşayan birisi de ekmek aldığında aynı vergiyi veriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu o kadar adaletsiz bir durum ki. Yani düşünsenize, sizin yuvarlak konuşayım. 3 bin lira aylık alan bir kişi ekmek aldığında, makarna aldığında, temel ihtiyaçlarını karşıladığında ödediği vergiyle 300 milyon lira kazanan bir kişinin ayda aynı vergi ödüyor. Bir kere burada bir eşitsizlik var. Geçelim şeye, doğrudan vergilere bakalım. Bu da çok önemli. %35'i bütçenin doğrudan vergilerden oluşuyor ve bunun %95'i ücretliler tarafından ödeniyor. Yani milyonlarca lira kazanan insanların ödediği vergi, hani hazinedeki bütçenin milyonlarca lira kazanan %5'ini ödüyor. Asgari ücretli ve asgari ücret civarında maaş alan insanlar %95'ini ödüyor. Bir de unutmayalım, bu %5 var ya, onlar hani çok kazandıkları için onlara vergi affı geliyor. Mesela ben hiç işçilerin vergisinin affedildiğini duymadım.
Hı hı. Hiç köylülerin vergisinin affedildiğini duymadım ama işte bu beşli çetenin, yandaş müteahhitlerin, büyük sermayeye her sene dikkat edin. Bir de vergi affı dediğimizde yanlış anlamayın yani. %99 indirim diyorlar mesela. %99 indirim mi alıyor? Yani siliyorlar aslında. Yani. Şimdi borç siliniyor. Bu da yetmiyor beyefendilere. Bir de vergi cennetlerine para kaçırıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında bütçenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hazinesinin, bütçenin çok büyük bir bölümü emekçilerin, yoksulların vergileri oluyor. Biz şunu öneriyoruz mesela. Diyoruz ki herhangi bir bordro alan yurttaşımız mesela 5000 lira civarında maaş alıyorsa bakıyoruz, hı hı, yılın 365 günün 201 gününü devlete çalışıyor. Bakın 365 günün 201 günü devlete çalışıyor. Tersini yapalım. Yani emekçiler, bordro ile yaşayanlar ortalama %25 vergi veriyor ya memlekette. Bu arkadaşlarımız %1 vergi versinler. Bu milyonlarına milyonlar katan arkadaşlar da %25 vergi versinler mesela. Madem memlekette ekonomik kriz var, yani varsıldan alalım. Mesela bu iktidarın en bence absürt önermelerinden bir tanesidir bu. Vergiyi tabana yayacağız. Ya vergiyi zaten sadece tabandan alıyorsunuz, tabanı eziyorsunuz sürekli. Vergide mantık tam tersidir. Çok kazanandan çok vergi alırsınız, az kazanandan az vergi alırsınız. Ama Türkiye'de durum tam tersine dönmüş durumda. Dolayısıyla asgari ücreti tartışırken, özür diliyorum, asgari ücret bütçeyle birlikte gündeme geldiği birlikte için... Birlikte zaten evet, her gün bu tartışma işte yaşanıyor. O zaman bu bütünlükte ele almamız lazım. Bizim önerimiz şu: asgari ücret bir kere insanca yaşanacak bir ücret haline gelmeli. İki, asgari ücretlinin elektrik, su, doğalgaz, internet, yol, kira gibi olmazsa olmazları devlet tarafından karşılanmalı. Bunlar asgari ücret. Zaten asgari adı üzerinde, yani yaşayamıyor ki başka türlü. Bunlar devlet tarafından sunulmalı. Bu vergi dilimleri meselesinin yeniden düzenlenmesi lazım. Şimdi o kadar absürt bir durumla karşı karşıyayız ki devlet diyor ki siz asgari ücret alacaksınız. Yani asgari yaşam standardınız bu diyor sizin. Ama 6. aydan, bilemediniz 7. aydan sonra size diyor ki sen artık vergi diliminde bir üst dilime geçtin. Hadi bakalım daha fazla vergi ver. Ya arkadaş, bu asgari değil miydi zaten? Zaten yıl sonuna kadar bir şey kalmıyor yani. İyice eriyor. Bir de evet, üstüne eriyor. Vergiyle beraber bitiyor. Hı-hı. Dolayısıyla bir asgari ücretin vergi dışı bırakılması dediğimiz şey bu açıdan son bu derece önemli. Bu anlama geliyor aslında. Yani muhalefet ısrarla diyor vergi dışı bırakılsın. Ama şimdi neye göre belirlenecek, nasıl olacak? En karmaşık olay burada yaşanıyor. Şimdi yarın Merkez Bankası ne karar verecek bir kere? Bu çok önemli. Yeni modeller uygulanıyor da bilmiyoruz hani ne olacak sonunda. Bir de tabii enflasyon oranı hesaplaması. Hı hı. Şimdi TÜİK'e göre mi hesaplanacak? Yoksa işte enflasyon araştırma gruplarına mı? Şimdi mesela TÜİK'in bir enflasyon filesi düşünelim şöyle işte alışverişte. Not almıştım ben işte neler var herhalde. Pimpon topu falan böyle şeyler var yani. Hani böyle mandalina, portakal, ondan sonra peynir, zeytin yok herhalde yani. Ona göre bir grup arkadaşla değerlendirme yapalım. Bizim önerimiz şu. Hatırlıyor musunuz? Tayyip Erdoğan bir market gezmesine gitmişti. Evet. İşte gitti bir takım ihtiyaçlar aldı. Sonra da çıktı. Fiyatlar gayet uygun dedi. Ben öneriyorum. Tayyip Erdoğan yarın aynı markete gitsin. Aynı şeyleri tekrar alsın. Fiyat farkı ne kadarsa enflasyonu olarak kabul edelim. Bak çok net söylüyorum ya, aynı markette, hatta ben hatırlıyorum o gün kasada kaç para ödediğini, neler aldığını falan çok konuşmuştuk. Yarın gitsin markete, aynı ürünleri tekrar alsın, aradaki farkı görelim. Yani insanların aklıyla dalga geçmesinler. Çok basit hesaplamalar bunlar. Yani biz şu görüyoruz bunu çünkü. Hı hı. Hani herhangi bir yurttaşımız 2 hafta üst üste pazarda aynı ürünü aynı fiyata alabiliyor mu? 2 haftalık alışveriş yapıyorsunuz diyelim ki, pazar günü çıktınız, önümüzdeki hafta başı itibariyle evinizin ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Geçen hafta aldığınız fiyattan alabiliyor musunuz? Yani... Biz alamıyoruz ve ya, günlük değişiyor üstelik. Hatta espriler yapılıyor ki galiba gerçek, markete maalesef girdiğinde gerçek, çıkana kadar değiştiğini biliyorsunuz, sürekli etiketler etiket değişiyor. Etiket değiştirme personelleri evet, işsizliğe yani dolayısıyla hani girerken diyor ve çıkarkenki fiyat farkı bile ortada varken çok normal. O en son alışverişe gittiğinden bu yana Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi bu krizi, işte ekonomik kriz yok denilse de iktidara göre mevcut ekonomik krizi iktisatçılar yorumluyor. İşte siyasetçiler yorumluyor, ekonomistler, kitap yazanlar, ekonomi kitabı yazanlar, ben ekonomistim diyenler, ama galiba artık bunun yorumunu psikologlar falan yapmalı. Yani işin içinden çıkılamaz bir haldeyiz. Ya ben şöyle düşünüyorum, bunu çok net söyleyeyim, partim adına da söyleyeyim. Şöyle bir algı ancak oluşuyor. Ancak psikiyatristler açıklayabilir muhalif kesimlerde. Ben bayağı çok basit bir bilimsel açıklaması olduğunu düşünüyorum bu işin. Bakın,
bir dil alışkanlığımız var, ondan kurtulalım. Ya bunlar yönetemiyorlar, bunlar beceriksiz, bunlar bu işi bilmiyor falan. Hayır arkadaş. Bunlar gayet becerikli, gayet ne yaptığını bilen, gayet kendi programları doğrultusunda hareket eden bir iktidar bloğu. Hedeflerini ben açık söyleyeyim. Eskiden şöyle düşünüyorlardı. Diyorlardı ki biz vatandaşın önemli bir bölümünün desteğini alarak iktidarda oturabiliriz. Uzunca bir süredir şuna daha fazla ağırlık veriyorlar. Türkiye'nin tepesinde en zengin %1 bir azgın azınlık oturmuş durumda. Ve gerçekten hani memleketin kanını emiyorlar. İktidar diyor ki ben bu tepedeki %1'i mutlu edersem, bu tepedeki %1 kazanmaya devam ederse, bu tepedeki %1'in serveti büyümeye devam ederse, bunlar benim iktidar koltuğumda oturmam için gereken her şeyi yaparlar. Dolayısıyla halkın bütün kaynaklarını, devletin bütün kaynaklarını buraya akıtalım. Bu zenginler, bu patronlar, bu azgın azınlık mutlu olsun. Kalan %99'a da bir kısmına din, bir kısmına iman, bir kısmına vatan, millet, Sakarya, milliyetçilik, dincilik, ben bunları salarım. Ha, bütün bunlara rağmen ikna edemedim mi? O zaman polisi salarım, askeri salarım, gaz, job, cezaevleri, baskı, terör, milleti korkuturum. Dolayısıyla yönetirim. Bu bir taktik. Bakın bu dünya üzerinde. Hala geçerli mi peki sizce? Hala işliyor mu? Yani hala etkisi var mı bu, eğer bu bir taktikse? Şimdi şöyle, biz sonuçta hani gelecekte ne olacağını bilemeyiz ama tarih bunun için var zaten. Tarihe yani bakarız. Yani dini söylemler, işte ne bileyim, yani bu tarz söylemler şimdi sanki artık hani tükenmiş gibi durmuyor mu bir bakıma da? %100 doğruluğunu bilmiyorum ama bir rivayet olarak şu anlatılır. Hitler Berlin'de kuşatılıyor. Artık savaşı kaybetme aşamasına gelmiş ama öyle bir güç zehirlenmesi içerisinde ki hayal kuruyor. Hala bazı ordularının olduğunu ve kendini kurtarmaya geleceğini. Şimdi bu güç zehirlenmesi böyle bir şey. Sanıyorlar ki ben bu baskıyla, şiddetle, işte dinle, işte milliyetçiliği böyle bir argüman olarak kullanarak iktidarda kalabilirim. Ama bu bir körleşme hali. Bütün iktidarlar, dikkat edin bak, hiç aksi yoktur. Yenilen bütün iktidarlar yenilgileri ispatlandığı güne kadar aslında kazanacaklarını düşünürler. Ve bunu yaparak kazanacaklarını düşünürler. Mesela ben tarihe baktım, şunu görüyorum. Yenilgiye doğru giden bütün iktidarlar bu argümanları kullanıyorlar, baskıyı, şiddeti arttırıyorlar ve bu yenilgilerini hızlandırıyor aslında. Bütün insanlık tarihinde bakın bunu görürsünüz. Ama hiçbirisinin aklına bu gelmiyor. Çünkü güç kendilerine zehirlenmesinden mi kaynaklı bir güç zehirlenmesi aslında İçerisindeler. İki, büyük bir suç ortaklığı var tabii, biliyorsunuz. Dünyanın en zor bozulan ortaklıkları suç ortaklıklarıdır. Yani dolayısıyla orada merkezde oluşmuş kuvvetli bir suç ortaklığı şebekesi var. Onlar birbirlerine gerçeği görseler bile göstermek istemiyorlar. Çünkü onun dağılması büyük bir felaket anlamına gelecek. Dolayısıyla onu korumaya çaba sarf ediyorlar. Bütün bunlar yan yana geldiğinde gerçekler de bir gün ortaya çıkıyor ama. Tabii ki yani. Böyle bir kötü huyu işte da vardır. Tarihin şaşmaz gerçeği. Ben bugün mesela bakın dikkat edin. Şunu görmüyorlar örneğin. Türkiye'de çok uzun zaman sonra ilk defa İstanbul'da geçen hafta sonu güçlü bir işçi mitingi gerçekleşti. Evet. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun öncülüğünde. Hem kalabalık anlamında hem de daha önemlisi kararlılık anlamında, ben de oradaydım. Muazzam bir enerji birikmiş işçi sınıfı içerisinde. Şimdi bugün Türk Tabipler Birliği bir grev örgütlemesi, bir eylemlik içerisinde. Önümüzdeki hafta sonu Türkiye'nin 4-5 bölgesinde kamu emekçileri sendikaları sokaklara çıkıyor. Yani Türkiye'de aslında bir taraftan da toplumun derinliklerinde bu ülkenin gerçek sahiplerinin, bu ülkeyi omuzlarında taşıyan insanlar. Yani gerçekten bakın hani buradan bütün hekim arkadaşları sevgiyle selamlayalım. Yani şu pandemi döneminde sağlık emekçisinin ne demek olduğunu, hekimin ne demek olduğunu hep beraber anladık, yaşadık. Hep birlikte ve gördük. Hani bu insanlar bugün taleplerine baktım. Ya inanamazsınız, diyorlar ki insanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz. İnsanca yaşayabileceğimiz bir emeklilik düzeni istiyoruz. Taleplerin en başında bu var. Yani bu kadar geriye kürsüde inmiş durumda. Kürsüde de aslında onların sesi var. İşte siz de o talepleri aslında i̇şte elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Peki. O toplumsal muhalefetin başka başka alanlardan ortaya çıkan enerjisini birleşik bir enerji haline getirip o sesi güçlendirebilirsek ben iktidarın tarihin en ağır yenilgilerinden bir tanesini yaşayacağına inanıyorum. Bugün onu söyleyecektim. Genel kurulda söz alamadık. Şöyle bitirelim. Yani bu iktidar bütün bu yaptıklarına rağmen Türkiye halkını teslim alamadı. Bu onlara dert olsun. Ama biz de öyle bir tokat atacağız ki tüm dünyadaki otoriter yönetimlere ders olacak.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ta konuştuk süreci sevgili izleyiciler. Bütçe devam ediyor, bütçe görüşmeleri maddeler üzerinde görüşülüyor. Biz de buradan gelişmeleri aktaracağız diyelim. Şimdilik noktayı koyalım. Hoşça kalın.